علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. Aziz kardeşlerim, bacılarım, bir Gadi Ruhum Hakikatleri programı ile tekrar sizlerle bir aradayız. Cümlenizi Yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar, cümlenize Rabbimden iki dünya saadeti niyaz ederim. Müminler, arz ettik ki Gadi Ruhum hutbesi Peygamber Efendimizin Gadi Ruhum'da yapmış olduğu hutbe birilerinin zannettiği gibi veya birilerinin bu şekilde kabullendirmek istediği gibi 10 dakikadan ibaret değil. 3-5 cümleden ibaret değil. Peygamber Efendimiz Gadi Ruhum'da yaklaşık 70 dakika sohbet etmiştir. Yaklaşık 1 saat 10 dakika hutbe konuşması sürmüştür Peygamber Efendimizin. Ve bu hutbenin 11 bölümden ibaret olduğunu ve hutbe içerisinde Peygamber Efendimizin 56 defa orada bulunan cemaate, inananlara "Me'aşiren nas, ey insanlar, ey insanlar" şeklinde 56 defa hitap edip bu hitaptan sonra açıklamalarını, irşatlarını, uyarılarını, velayeti, ehli beyti, ehli beytin dostlarını, ehli beytin düşmanlarını ve nice Hazreti İmam Mehdi aleyhisselamı, onun hükümetinin birçok konuyu bu şekilde Peygamber Efendimiz beyan buyurmuştur. Ve bu programa kadar, bu noktaya kadar bir önceki programda 6. bölümü sizlerle paylaşmıştık. Bugün inşallah bu programda 7. bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arz ettik ki hutbenin 7. bölümü Ehl-i Beyt imamlarının, taraftarlarının yani Ehl-i Beyt'in kendilerine inananlar hakkında, onların özellikleri hakkında yani Şia'nın sıfatları, vasıfları, özellikleri hakkında ve Ehl-i Beyt düşmanlarının halatı, durumu hakkında Peygamber Efendimizin açıklamaları vardır ve bu bölüm diğer bölümler gibi çok önemli noktaları içermektedir. İnşallah hepimiz verilen mesajları en iyi şekilde alanlardan oluruz. Buyuruyor ki "Me'aşiren nas", Peygamber Efendimiz buyuruyor. "Me'aşiren nas, ene sıratullah, sıratullahil mustakim ellezî emerekum bittibâi." Kur'an'da Fatiha suresinde var. Sadece günlük farz namazlarını kılan bir Müslüman günde 10 defa ihdina sıratel mustakim diyor. Kimdir bu sırat-ı mustakim? Bugün Allahu Ekber deyip baş kesen de diyor. Allahu Ekber deyip baş kesen o Daiş, o radikal terör örgütleri, Boko Haram'ıdır, Taliban'ıdır ve o radikal selefi akımlar, radikal Vahhabi akımlar, kendileri gibi inanmayanları kafir, müşrik bilenler, onlar da diyor sırat-ı müstakim üzere olan bizleriz. Kimlerdir sırat-ı müstakim üzere olanlar? Bunun ölçüsü nedir? Kur'an-ı Kerim buyurur ihdina sıratal müstakim. Rabbim bizi sırat-ı müstakimde sabit kıl, hidayet et bizi sırat-ı kimlerdir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki "Summa aliyyum min ba'di summa vuldi min sulbihi a'immetul huda yehduna ilal hakki ve bihi ya'dilun." Buyuruyor ki ey insanlar, ben Allah'ın uymayı emrettiği doğru yoluyum. Yani sırat-ı müstakimim. Benden sonra o doğru yol, yani benden sonra o sırat, Ali
ve onun neslinden olan çocuklarım, evlatlarımdır. Onlar hidayet imamlarıdır. Hakka hidayet ederler. Hakkın yardımıyla adalet üzere davranırlar. Daha sonra peygamber şu ayeti tilavet buyurdular. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın, Peygamber Efendimiz Fatiha suresini tilavet buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd-ı alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Bizi sırata hidayet eyle. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Ve sonrasında Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz bu sureyi okuduktan sonra buyurdular ki fiyye nezelet ve fihim vallahi nezelet ve lehum amet Allahu ekber ve iyyahum hasset ulaike evliyaullah ellezine la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun ela inne hizballahi humul galibun. Bu sure buyuruyor, bu sure benim hakkımda nazil olmuştur. Allah'a yemin olsun ki onlar, yani imamlar, hakkında nazil olmuştur. Genel olarak onlara şamildir. Özel olarak da onlar hakkındadır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara bir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler. Biliniz ki Allah'ın hizbi galip gelecektir. Ela inne hizballah. Allah'ın hizbi galip gelecektir. Hizbullah galip gelecektir. Ela inne a'da'ahum humus sufaha. İşte bu noktada Ehl-i Beyt'in düşmanlarını anlatıyor. Onların özelliklerini anlatıyor. Rabbim bizim neslimizden Ehl-i Beyt'e düşman olacak olanları dünyaya getirme. Rabbim neslimizden böyle insanları dünyaya getirme ya Rabbi. Ela inne a'da'ahum humus sufaha el-gavun ihvanus şeyatin. Yuhi ba'duhum ila ba'z zuhrufel kavli gurura. Biliniz ki onların düşmanları beyinsizler, sefihler, sapıklar ve şeytanın kardeşleridir. Onlar batıl şeyleri gurur yüzünden birbirine iletirler. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dostları ise Allah'ın kitabında kendilerini zikrettiği ve haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir millettir. Babaları ve oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini görmezsin. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmıştır. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dostları aziz ve celil olan Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği ve haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. İşte güven, onlara iman edip imanlarına haksızlık karıştırmayanlaradır. Onlar doğru yoldadırlar. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dostları iman edenler ve şekke düşmeyen kimselerdir. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dostları esenlikle ve güven içinde cennete girenlerdir. Melekler selamla onları görmeye gelir ve şöyle derler. Selam olsun size, tertemiz oldunuz. O halde ebedi olarak cennete giriniz. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dostları cennetin kendilerinin olduğu ve içinde hesapsız rızıklanan kimselerdir. Cennet Ehl-i Beyt dostları içindir buyuruyor. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in düşmanları ise ateşin alevleri içine girecek olan kimselerdir. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in düşmanları ise
cehennem kaynadığı halde korkunç bir ses duyan ve cehennemin alevlenmesini gözleriyle gören kimselerdir. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in düşmanları Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Her ümmet girdikçe kendi yoldaşına lanet eder. Her ümmet girdikçe kendi yoldaşına lanet eder. İşte onlar kıyamet gününde Ela inne a'da'ahumul lezine kâlellâhu fîhim kullemâ dâhalet ummetun le'anet uhteha hatta izâ. Bakın her ümmet, her millet kendi yoldaşına, kendi dostuna lanet eder. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in düşmanları Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. Oraya atıldıkları zaman bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Gelmemiş miydi? Hazreti Hüseyin size yetmedi mi? İmam Hasan ondan önce yetmedi mi? Ondan önce İmam Ali aleyhisselam Allah'ın salatı selamı cümlesine olsun yetmedi mi? Yetmedi de mi İmam Ali aleyhisselamın irşadı yetmedi de mi gittiniz Peygamber Efendimiz'i ömrünün son 19 ayı veya 24 ayı gören Ebu Hureyre'den 5384 tane hadis kaydettiniz. Hazreti İlim şehrinin kapısı Hazreti Ali'den 586 hadis kaydettiniz. Ka'b-ül Ahbar ki Peygamber Efendimiz'i bile görmemiş, birinci halifeyi görmemiş, ikinci halifenin döneminde Yemen'den Medine'ye gelmiştir halifenin üsteği üzerine. Ka'b-ül Ahbar'dan naklettiğiniz rivayetlerin Peygamber Efendimiz'i görmediği halde haddi hesabı yok. Ama hadis kaynaklarınızda, eserlerinizde mezhep imamlarından iki tanesini bizzat yetiştiren, iki tanesine bizzat üstadlık yapan İmam Cafer Sadık aleyhisselamın esamesi görülmez. Velhasıl yetmedi mi bunlar size? Size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet doğrusu bize bir uyarıcı geldi fakat biz yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik derler. Çılgın alevli cehennemlikler yok olsunlar. Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dostları gizlide Rablerinden korkan aziz kardeşlerim. Bakınız gizlide Rablerinden korkan biz Allah'tan korkmalıyız. Hem aşikarda hem gizlide Allah'tan korkmalıyız. Yoksa sadece adımız Ehl-i Beyt ile anılır. Öyle buyuruyor, öyle anlatıyor bizi Peygamberimiz. Ehl-i Beyt'in dostları gizlide Allah'tan korkan ve kendileri için mağfirette büyük ecir bulunan kimselerdir. Ey insanlar, ateşin alevleri ve büyük mükafat arasındaki fasıla ne de uzundur. Ey insanlar, bizim düşmanlarımız Allah'ın kendilerini kınadığı ve lanet ettiği kimselerdir. Bizim dostlarımız da Allah'ın kendilerini meth ettiği ve sevdiği kimselerdir. Ey insanlar, biliniz ki ben uyarıcı ve korkutucuyum. Ali de müjdeleyicidir. Ali de müjdeleyicidir. Ey insanlar, biliniz ki ben uyarıcıyım ve sakındırıcıyım. Ali ise hidayet edicidir. Ey insanlar, ben peygamberim. Ali ise benim vasimdir. Ey insanlar, biliniz ki ben peygamberim ve Ali ise benim vasimdir. Ondan sonraki imamlar da onun evlatlarıdır. Biliniz ki ben onların babasıyım. Onlar da onun, yani Hazreti Ali aleyhisselamın sülbünden vücuda geleceklerdir. Ve bu noktada müminler Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hutbenin 7. bölümünü de noktalayıp 8. bölüme başlıyor ki 8. bölüm Hazreti Mehdi aleyhisselamın müjdelemesi hakkındadır. Buyuruyor ki
Ela inne khatemel a'immetin minna el qa'imel mehdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Ela innehu zahiru aleddin. Arapçasını okumayayım sonuna kadar, en azından programın sonuna kadar 8. bölümü de bitirmiş olayım. Buyuruyor ki biliniz ki imamların sonuncusu bizden kıyam edecek olan Mehdi'dir. Dinlere galip gelecek olan O'dur. Zalimlerden intikam alacak olan O'dur. Kaleleri fetheden ve onları yok eden kimse de O'dur. Şirk ehlinden her kabileye üstün gelen ve onları hidayet eden O'dur. Biliniz ki Allah'ın evliya kullarına ait her kanın intikamını alacak olan O'dur. Zehra'nın intikamını alacak olan O'dur. Hüseyin'in aleyhisselamın o susuz dudaklarının intikamını alacak olan O'dur. Muhsin'in intikamını alacak olan O'dur. Ali Asgar'ın intikamını alacak olan O'dur. Elbette bu bölümleri ben arz ettim müminler. Peygamber Efendimiz'in cümlelerinin içinde o Zehra selamullahi aleyha, Muhsin, Ali Asgar, İmam Hüseyin, bunlar yok. O genel olarak Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ben sadece ufak bir açıklamada bulundum. Buyuruyor ki zalimlerden intikam alacak olan O'dur. Kaleleri fetheden ve onları yok eden kimse de O'dur. Şirk ehlinden her kabileye üstün gelen ve onları hidayet eden O'dur. Biliniz ki Allah'ın evliya kullarına ait her kanın intikamını alacak olan O'dur. Allah'ın dinine yardım edecek olan da O'dur. Biliniz ki derin denizden istifade eden O'dur. Her fazilet sahibini fazileti miktarınca ve cehalet sahibini cehaleti miktarınca ödüllendiren O'dur. Tez gönder Mehdi'mizi ya Rabbi. Allah'ın seçtiği ve ihtiyar ettiği kimse O'dur. Her ilmin vasisi ve anlayışı, her anlayışı ihata eden O'dur. Biliniz ki Rabbinden haber veren O'dur. İlahi ayetleri yukarı yükselten O'dur. Hidayete eren temsil, temeli sağlam kimse O'dur. Ve işlerin kendisine ısmarlandığı kimse O'dur. Öncekilerin müjdelediği kimse O'dur. Hazreti Adem'e Ebul Beşer'den İsa Ruhullah'a, İsa Ruhullah'tan Hatemul Enbiya'ya kadar müjdelemişlerdir O'nu. Hüccet olarak baki kalacak olan O'dur ve ondan sonra hiçbir hüccet yoktur. Var olan her hak O'nunladır ve var olan her nur O'nun nezdindedir. Biliniz ki O galibi olmayan kimsedir. Allahu Ekber. Me'aşiren nas buyuruyor ki Ela innehu kad beşşere bihi. Biliniz ki O galibi olmayan kimsedir. Hiç kimseye onun aleyhine yardım edilmez. Allah'ın yeryüzündeki velisi, kulları arasındaki hükmedicisi, gizli ve açık eminidir. Ya Rabbi onun zuhurunu acil eyle, onun gelişini acil eyle. Bizleri de onun dostlarından, samimi dostlarından, yar ve yarenlerinden, ensarlarından olanlardan takdir eyle. Adımızı o divana bu şekilde kaydeyle. Bizi onu üzecek şeyler yapanlardan eyleme. Bir sonraki programda inşallah hutbenin 9. bölümüyle sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Vesselamu aleykum. Ela men kuntu mevlah, fehâzâ aliyyun mevlah. Allahümme vâli men vâlâh, ve'âdi men âdâh.